Mesut olarak gazeteciler cemiyetimizle birlikte, yönetim kurumumuzla birlikte bugün Özgür Termal'in konuğuyuz. Özgür Termal 2008'den beri Afyonkarahisar'da gerçekten turizm adına önemli çalışmalar yapıyor. Şimdi de yeni bir dönem, yeni hizmet dönemi, yeni yönetim başladı. Onunla ilgili hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sağ olsunlar misafirperverlikleri nedeniyle Ali Bey'e, Hakan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de kendilerinden çalışmalar hakkında bilgi almak istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz Sayın Başkanım. 2008 yılında Özgür Termal olarak Yaylabağ kasabasında faaliyetimize başladık. Eskişehir firmasıyız. 2008 yılında devre satışlarıyla başladığımız tesisle şu ana kadar 600 oda, 28 villa olarak tesisimiz işletme halindedir. En büyük olan tesis Özgür Termal. Yıl sonunda tamamlayacağımız 42 villayla birlikte ileriye dönük daha iyi, daha verimli bir şekilde daha verimli olarak tesisimizi işletmekteyiz. Zafer Havaalanı'nın olup Zafer Havaalanı'yla birlikte yeni dış ülkelere açılıp Belçika olsun, Almanya, Hollanda'dan yabancı misafirlerimiz gelmektedir. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Afyonkarahisar dışında yıllık kaç kişi alıyoruz tarihinde? Yıllık yaklaşık olarak işletme müdürümüz Hakan Bey'i görüyorum. Öncelikle başkanım hoş geldiniz. Yıllık olarak dışarıdan 12 bin misafir ağırladık. Geçen yıl itibariyle. Şimdiye kadar da yaklaşık olarak 4 bine yakın misafir ağırladık. Özgür Termal olarak. Yeni yatırımlar devam ediyor galiba. Evet, yeni yatırımlarımız devam ediyor. Özgür Termal 604 daire 28 villanın şu anda hizmet veriyor. Aynı zamanda da Kasım ayında 22 tane daha delüks villamız faaliyete geçecek. Toplam olarak 50 tane villa olarak hizmet olup vereceğiz. Fiyatlarla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Fiyatlarımız şöyle. Özgür Termal olarak fiyat politikamız özellikle şimdi piyasa en uygun fiyatı verenlerdeniz. Şu anda yaklaşık olarak kişi başı bizde yarım pansiyon olarak hizmet vermekteyiz. O da kahvaltı, akşam yemeği olarak kişi başı olarak 650 TL olarak fiyatımız var. Burada konaklamak istediklerinde sadece kendileri oda tutabilir. Odalarımızda yemeklerini aynı zamanda tüm odalarımızda termal suda mevcuttur. Ve misafirlerimize de Ayazin'i tanıtmak ve Ayazin turları düzenlemekteyiz. Balon olarak da Emre Gölü'nde misafirlerimiz balon testlerinde yapıyorlar. Nazlı Göl'le ilgili sizin tespitleriniz nelerdir? Neler yapılması lazım? Devlet kanadında, siyasi kanatta? Havza olarak şunu söyleyebilirim. Sayın vekillerimizle görüşmelerimizle havzanın daha iyileştirilmesi, suyun daha verimli bir şekilde kullanılması, bunların tespitleri yapılmış ve ivedilikle de bu yaz döneminde işlemler tamamlanacaktır. Çevre düzenlemeleri herkese bunlar da tamamlanıp Gazlı Gölü ve Afyonkarahisar'ı daha iyi bir tanıtıma geçilecektir. Tanıtım konusunda biraz daha gayret lazım. Gayret gerekiyor, evet. Arkadaşlardan sorusunu alabilirsiniz. Gurbetçilerin talebi nasıl? Yurt dışından hani Türk gurbetçilerden talebi? Yoğunluk olarak tabii ki yaz döneminde bizle her zaman misafir ediyoruz. Onların geldikleri ülkeler Almanya, Belçika olsun, Zafer Havaalanı kullananlar. Şu anda Kuveyt'ten bir misafirimiz var. Onlar Kuşadası'nda kalıyorlarmış. Kuveytliler mesela Kuşadası'nda 5000 kişi var. Onları buraya davet ettik ve dernekleriyle birlikte bizim tesisimize gelecekler. Herkese Arap misafirleri de o şekilde. Dış irtibatımız devam etmekte ajantalar vasıtasıyla. Gazgöl bölgesinde devre mülklerle ilgili sıkıntılar hep gündeme geldi. Özgür'le ilgili böyle bir şey söz konusu değil de evet. Genel manada devre mülk sistemiyle ilgili neler söylersiniz? İlk başlangıçta yapılan yanlış hatalar diyelim. Yani işletmenin daha verimli yapılabilmesi için öncelikle verilen sözlerin yerine gelmesi gerekiyordu. Çok şükür bunu Özgür Termal yerine getirdi. Ve vaat ettiği sözleri yerine getirerek misafirlerine veya yer sahiplerine yerlerini teslim etmiştir. Yapılma
aşamasına insanlar girdi, bir emek sarf ediyorlar. Özgül termal olarak bunu biz kendi açımızdan sağladığımıza inanıyoruz. Havzada işletmelerin devamlılığı ve sürekliliği çok önemli. Nasıl uzun çarşıda sucukçu, lokumcular sağlı sollu var ise Gazlıgöl'de de sağlı sollu tesisler olmalı ve işletmeli. İşletilen yerler tabii ki bir güzel bir tesislerle insanların itibarı her şekilde düzelecektir. Kaç otel var yarın? Burada 2 veya 3 tane devlet var. Onlar şu anda işler halde değildir. Ki inşaat zamandan beri buradaydım. 2008 yılından beri. İnşaatları bir firmanın kendim takip ettim. Bunlarla ilgili Avrupa'ya gittik, boruları getirdim. Ve termalleri gördük. Daha farklı bir konsept olması için bunu çabaladık. Tabii ki bununla birlikte de idari yönden de desteklerini veya bölgeye bakışlarını farklılaştırmaya çalıştık. Vekillerimiz olsun, belediye başkanlarımız olsun. Şu anda iletişimimiz iyi durumda. Daha iyi olması için havzaya ne katabiliriz? Bunların çalışmasını yapıyoruz. Sayın Valimiz de yeni geldiler. Onlardan talep ettik. Onu da kendilerine de izah edeceğiz.